Fındığın vatan savunmasındaki yeri ve önemini anlatan bu belgeselde 1. Cihan Harbi, Kafkas Cephesi, Harşit savunmasında yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden esinlenilmiştir. Kafkas Cephesi'nin en çetin mücadele verildiği alanlar Harşit savunması, Kop Dağı, Sarıkamış ve Harşit savunmasında fındığın çok büyük rolü ve önemi olduğunu gördük. Fındıklar toplanır, bir kısmı satılır cepheye silah alınır, bir kısmı da askere yiyecek olarak gönderilir. Her yıl 40 ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Fındık, Çin'den Orta Asya'ya, Anadolu'nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştirilen bir bitkidir. Bazı kaynaklar fındığın Anadolu'dan bütün dünyaya yayıldığını söyler. Bazı kaynaklarsa fındığın Orta Asya'dan Karadeniz sahillerine göçler yoluyla Türkler tarafından getirildiğini, daha sonra Avrupa'ya götürüldüğünü ifade eder. Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmektedir. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinin kültür meyvesi olan fındık, antik çağdan beri bilinip gıda maddesi, hatta ilaç olarak tüketilmiştir. Büyük Türk bilgini İbn-i Sina, El-Kanun Fit-Tıp adlı eserinde fındığın çeşitli hastalıklarda bir ilaç olarak kullanıldığından bahsetmektedir. 13. yüzyılda yaşamış olan Ispartalı Seyrani, Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaret esnasında Giresun'da bol miktarda fındık yetiştirildiğinden bahsetmektedir. Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı bir seyahatte, "Dağların da taşların da cümle ormanları fındıklıktır." demektedir. Birçok medeniyetin tarihinde, kültüründe, inancında ve ticaretinde kök salan fındık, antik çağda Pontos cevizi olarak bilinirken, ünlü Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügati Türk'te kosik olarak geçer. Haber ve araştırma yazarı, belgesel ve TV programları yapımcısı Sayın İsmail Kahraman'ı programın açış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor şair. Değerli valim, saygıdeğer hazırım, hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle bu kış ihanetten buraya kadar geldiğiniz için, başta Sayın Valim olmak üzere, hoş geldiniz diyor, selam ve saygılarımı arz ediyorum. Peki vatanla fındığı nasıl eşleştirdiniz? Elbette Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'sindeki o hikayesinden, kitabından esinlenmiş olabiliriz. Ama fındık önemli. Dünyanın dört bir tarafını belgeselci ve gazeteci olarak gezmeye çalışıyorum. 13 yaşında ayrıldığım Giresun Lesbi ilçesi, Soğuknar beldesi Giresun'u, ata dede memleketini hiç unutmadım. Geldiğimde o fındık bahçelerine gittim. Şırıl şırıl akan derelere baktım ve fındık ocaklarını seyrettim. Fındık bize çok şey verdi. Aş oldu, ekmek oldu, iş oldu ve fındık bizi baktı, büyüttü. Peki fındığa ben ne yaptım diye kendi kendime sordum. Fındığın tarım değerini, ziraat değerini, fiyatını hep konuştuk. Ama fındığın tarihçesini, kim getirdi fındığı ve her yıl gelip fındık topladığımız bu bahçeleri kim dikti, kim emanet etti diye hep kendi kendime sordum. Ve bir vefa borcumun olduğuna inandım fındık bahçelerine ve fındığa. Ve neden bugüne kadar bir şey yapmadım diye de kendi kendimle hep hesaplaştım. Ve 10 yıl önce fındık tarihçesini, sanatını, kültürünü, bizi biz yapan değer nedir, fındığın geçmişini araştırmaya çalıştım. Karşıma çok büyük tablolar çıktı Sayın Valim. Ve Doğu Karadeniz bölgesi, özellikle Giresun ve Ordu, Trabzon'un fethinden çok önce vatan yapılmıştı.
ve 1071 Malazgirt zaferinden hemen sonra 1105 yılında Danışment Gazi Ordu Perşembe Yaylası'nda Pontus'lar büyük bir mücadeleye girmiş ve 6000 şehit vermişti. Geçtiğimiz yıl 914'ü ve bugün bu yıl 915. yılı Danışment Gazi şehitleri devlet töreniyle anılıyor ve devlet törenleri düzenleniyor. Dolayısıyla 915 yıl önce ecdat buralara gelmişti. Ve Trabzon'un fethinden yıllar önce Hacı Emiroğlu Bayram Bey'in torunu Süleyman Bey 1397 yılında Giresun'u fethetmişti. Ve görüyoruz ki bu bölgeler fındıkla vatan haline geldi ve fındık bu bölgelerin vatan olmasına vesile oldu. Ve bir vatan yahut fındık belgeseli hazırlayalım dedik ve yola çıktık. Ve neden vatan yahut fındık? Burada gerekçeleri var. Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Ama fındığa çok büyük bir vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz yıl Gerde Dağları'nda Harşit savunmasının gerçekleştiği yerde Şaban Kalesi'nde araştırmalar yaptık. Oralarda belgeseli birebir çekmeye çalıştık. Yaşanmış hayat hikayelerini dinledik. Öyle şeyler anlatılıyordu ki her biri başlı başına bir belgesel, roman, film konusuydu. O küçücük fındık kabuğunun içine o kadar hikayeler sığmıştı ki dehşete kapıldım. Neden bugüne kadar yapmadık bir şey diye yine kendi kendimi sorguladım. Kafkas cephesinde ordumuz Harşit savunmasında iki kış bir yaz kalmışlardı. 15,5 ay mücadele verilmişti. Ve bu dönemde büyük bir açlık söz konusuydu. Kıtlık vardı. Vehip Paşa Kafkas cephesi fındığı keşfeder. Ve fındığın yengini görür. 10.095.000 kilogram fındık satın alır. 1917'de Kafkas cephesinin şiddetli anında arşiv belgelerinde var. Bir kısmı askere yiyecek olarak dağıtılır. Bir kısmı satılır silahlı. Düşünün, düşünelim. Öyle bir ürünümüz var ki dünya markası, hem satıp cepheye silah alabiliyoruz hem de bunu yiyebiliyoruz. Evet, çok şey anlatılıyor. Fındığın kabuğunu kırıp insanlarımız ekmek yapıp yemişler. İçini askere göndermişler. Ve böyle kar kıyamette 18 saat Gümüşoluk bölgesi ağaçbaşı yaylalarına nineler, teyzeler, genç gelinler askeri cephane taşımışlar. Ve fındık vatandır çünkü o %80 eğimli vatan toprağını fındığımız sımsıkı tutuyor ve erozyona gitmesini önlüyor. Evet, çok şeyler anlatmak gerekiyor. Ama sizler arif insanlarsınız. Bu kışta kıyamette buraya kadar gelip teşrif ettiniz. Sayın Valinin şahsında sizlere çok teşekkür ediyor. Minnet ve şükran hisleriyle bu anlamlı ve önemli güne katıldığınız için selam ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Sulh ve selamet sembolü olan fındık da çalışkan Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde mukaddes bir nimet olarak görülmüştür. 18. yüzyılda fındığın daha çok Giresun ve Ünye'de yetiştirilerek ihraç edildiği bilinmektedir. Fındığın uluslararası ticaret malı olarak satışını gösteren ilk yazılı belge 1403 tarihlidir. İspanya Kralı 3. Henry 1403 yılında Timurhan'a gönderdiği elçi, Timur'la görüşüp Trabzon'dan İstanbul'a deniz yoluyla dönerken günlüğüne şu notları düşmüştür. 17 Eylül 1403'te Trabzon'dan fındık yüklü bir gemiyle 25 günde İstanbul'a gittik. 1583'te Giresun'da fındık bahçelerinin bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. 1888'de Trabzon bölgesinde fındık üretimi 7.840.000 kilogramdır. 1903 tarihli bir kaynakta en makbul fındıkların Giresun yöresinde yetiştiği aktarılmış, yörede senelik 320 milyon kilogram civarında fındık üretildiği yazılmıştır. 19. yüzyılda Trabzon, Giresun ve Ordu'da üretilen fındık İngiltere ve Rusya'ya ihraç edilmiştir. 1900'lü yıllarda fındığın tek üreticisi ve dış satımcısı Türkiye'dir. İsviçreli Louis Rambier'in 5 Mayıs 1902 tarihli gezi günlüğünde fındıkla ilgili şu cümleler yer almıştır. Sabah şafakla beraber Giresun'a geldik. İşte bugün fındık diyarındayız. Yamaçlar üzerinde, küçük vadilerin kıvrımlarında, sözün kısası her tarafta düzenli biçimde dikilmiş fındıklar görülür.
Konuşmalarını yapmak üzere ilimiz valisi Sayın Harun Sarıfakoğulları'nın teşriflerini hazırladım. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında ülkemiz için bir gelir kapısı olan ama her şeyden önemlisi bir kültür olan fındığı bugün İsmail Kahraman Bey belgeselleştirdi. Ben ilimiz adına, bölgemiz adına ona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten fındık derinliği olan bir ürün. Aşağı yukarı ilimizdeki bütün insanlar, yaşayan bütün insanlar fındıkla ilişkili. Fındık hasat dönemlerinde fabrikalar çalışmalarına ara veriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında inanın neredeyse bütün personelimize yakın, yerli personelimize yakın herkes izinli oluyor. Çünkü bu onların her şeyi, bunu anlamak gerek. Yani ilk geldiğim yıl fabrikaların çalışma dönemlerine ara verdiğini işittiğimde inanın espri yapıyorlar diye düşünüyordum. Ama gerçekten ara veriyorlar çünkü herkes fındıkla ilişkili. Sadece fındık hasadı değil, sıla-i rahim yapan dostlarıyla, eşiyle, akrabalarıyla hemhal oluyorlar bu dönemde. Fındığı olmasa bile, fındığı az olsa bile hemşehrilerimiz. Onun için değerli. Yine düğünleri, yine şenlikleri bu döneme denk getirir. Giresunlu kardeşlerimiz, Giresunlu hemşehrilerimiz, diğer Karadeniz'de hemşehrilerimizin olduğu gibi. Bize aynı zamanda Arşit savunmasında aş oldu, ekmek oldu askerimize. Yine ifade ettiğim üzere silah oldu askerimize fındık. Fındığı daha iyi tanımalıyız diye düşünüyorum. Daha fazla sahip çıkmalıyız ve daha fazla üretmeliyiz. Bu değerli üründen, bu nitelikli üründen daha fazla kazanmalıyız. Daha fazla katma değerli ürünler sunup refah düzeyimizin artışına vesile olmalıyız. Ümit ediyorum bu belgesel üretim verimliliğimizin artışı noktasında üzerlerimizdeki, omuzlarımızdaki yükü arttırır ve bizi daha ileri noktalara taşır. Ben buna inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kültür Turizm Bakanlığımıza, hemşehrimiz çok değerli sinema genel müdürüne ve tabii bu belgeselin hazırlayıcısı, sadece bu belgeselin değil, milli ve manevi değerler noktasında İsmail Kahraman Bey'e baktığımızda birçok bu konuda belgeseli var, birçok bu konuda aydınlatıcı, gençlerimize ışık tutucu yayınları var. Ben onu yürekten kutluyorum. İlimize ilişkin birçok yayın var. İlimizin tanıtımına ilişkin yayınları var. Bunlar da inşallah artarak devam edecek. Belgeseli izlediğinizde inanın ecdadımız, atalarımız neler yapmış, bu vatan için neler yapmış, bizler için neler yapmış, bu topraklar için neler yapmış, daha iyi anlayacağız. Ve onlara layık olma adına gerçekten daha çok çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarım, sevgilerim sunuyorum. Sizleri Vatan Yahut Fındık adlı belgesel ile baş başa bırakıyoruz. 1915, Osmanlı'nın en uzun yılı. 7 düelle 10 cephede çarpışılıyor. Ve Kafkas cephesinin ayrı bir yeri ve önemi var. Kafkas cephesi bir ucu Tirebolu Giresun, Giresun Tirebolu, Harşit Vadisi, Gümüşhane, Bayburt, Kop, Muş, Bitlis'e kadar uzanan 500 kilometrelik geniş bir alan. Ve bu alanın en şiddetli savunma yapıldığı, mücadele edildiği yerlerden birisi de Harşit Cephesi. Ve Harşit Cephesi'nde biz karargahımızı oluşturacak yer arıyoruz. 37. Tümen Komutanı Hacı Hamdi Paşa olarak. Ve burası Giresun'un Esbiye ilçesi. Ve Doğu Karadeniz'deki muhacirleri
bağrında barındırmış. Göç etmiş insanlar buraya gelmişler. Bir taraftan Rusların taarruzuyla, denizden bombardımanlarla ve müthiş mücadeleyle Harşit Vadisi'nin karargah merkezini arıyoruz. ...1916 yılının yağışlı ve sisli bir Temmuz sabahı. Bir tabur asker ve çok sayıda zabit kafilesi Arpacık köyünde görünür. Herkesin saygıyla emirlerini bekledikleri kumandan köye doğru yavaş yavaş ilerliyordur. Cüsseli, sert bakışlı, her şeye hakim ve cesur bir görünümü vardır. Bu büyük kumandan Hacı Hamdi Paşa'dır. Hacı Hamdi Paşa işaret parmağıyla bulunduğu noktadan biraz yukarıdaki bir evi gösterir. Ev cepheye hakim bir noktadadır. Artık kumandan karargahının bu ev olacağı anlaşılır. Cephe birlikleri Trebolu arazisinde Harşit Çayı üzerinden güneye doğru mevzilenmiştir. Rusların ilk gelişinde suyun batısını tutan düşman tümeni askerleriyle gönüllü birlikler çarpışa çarpışa bu hatta gelmiş olan Rize-Trabzon milis müfrezeleri arasında şiddetli çatışmalar olmuş, bu nedenle Rus birlikleri suyun batısına geçemeyip duraklamış, tekrar taarruz etmekten vazgeçmişlerdir. Harşit Çayı boyunca cephe işte bu şekilde oluşmuştur. Güce Şaban Kalesi en önemli noktadır. Ruslar 1916 tarihinde Trabzon'u işgal etmişler, Trebolu kapılarına dayanmışlar ve Harşit Çayı'nın doğu yakasını kuzeyden güneye doğru cephe tutmuşlardır. Sarıkamış faciasından sonra durmaksızın süren Rus işgali ancak 16 aylık bir savunma sonucunda Şaban Kalesi'nde durdurulabilmiştir. Böylece Rus birlikleri Harşit'i geçememişlerdir. Bir Çanakkale geçilemedi, bir de Harşit geçilemedi sözü Türk ordusunun bu çarpışmalardaki kahramanlığını gözler önüne sermektedir. 1915-1917 yılları arasında gerçekleşmiş olan Osmanlı-Rus Savaşı'nın izlerini Şaban Kalesi'nin içindeki kalıntılarda görmek mümkündür. Şaban Kalesi'nde bu toprakları vatan yaparken şehit olan Mehmetçik mezarları bulunmaktadır. Şaban Kalesi'nde askerlerin ekmek pişirmek için kullandığı taştan oyma fırın, su kuyusu ve siperler o günün acımasız koşullarını bugün bile tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Doğu Karadeniz bölgesinin, Oğuz Türklerinin Çepni boyunun yaşadığı Osmanlı döneminde Çepni vilayeti olarak bildiğimiz Giresun yöresi, Bakfikebir, Kürt'ün ordu yöreleri fındıkla vatan haline gelmişti 7-800 yıl önce. Evet, fındık hep önemli olmuştu. Özellikle 1. Han Harbi Kafkas cephesi Harşit savunmasında. Şu an bulunduğumuz tarihi bir siper Şaban Kalesi'nde ve askerlerimiz de o günü canlandırıyoruz. Vatan yahut fındık belgeselimizi çekiyoruz. Fındık elimizde. Behip Paşa, 3. Ordu Komutanı, 10 milyon 95 kilogram fındık satın alır. Kafkas cephesinin en şiddetli ceryan ettiği 1917 yılında. Ve böyle gelir, cephelerde, mevzilerde askerimize fındık dağıtır. Ve fındık 3 öğün yenir. Fındık gerçekten önemlidir. Hatta canlı şahitlerle görüştük, 1. 2. ağızdan duyanlarla. Fındığın içerisini kırıp askere gönderir buradaki insanlarımız. Fındığın kabuğunu mısır güdenesiyle su değirmenlerinde öğütür, ekmek yapar yerler. ...1916-1917 yıllarında Doğu Cephesi coğrafyasından büyük bir göç hareketi başlamıştır. Muhacirlik diye adlandırılan bu göç hareketi, Doğu Cephesi'nin savunulduğu bölgenin tarihteki en büyük kırılma noktalarından biridir.
O kadar ki yüz binlerce insan evini barkını bırakmış, güneşin doğduğu yerden battığı istikamete yürümüştür. Bunlar genelde kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklardır. Batum'dan başlayıp Rize, Artvin ve Trabzon'dan katılımlarla çoğalan, Rus ordusundan, Ermeni eşkıyasından kaçarak batıya akan muhacir sayısı 2 milyon olarak belirtilmektedir. Ve bunların yarıdan fazlası geri dönmediği gibi gittikleri bölgeleri de büyük bir yükün altında bırakmışlardır. İşgal yerlerinden kaçan kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan halk öncelikle Giresun ve ilçelerine sığınmıştır. Giresun halkı savaştan kaçan sivil halk ve muhacirlere kucak açmış, bir taraftan Rusları Harşit'te durdurmaya çalışırken, diğer taraftan da muhacirlere sahip çıkıp onları açlık ve soğuktan kurtarmaya çalışmıştır. Çok özel bir plaket, ikinci kez vermiş oluyoruz. Altay dağlarında kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı yerle ilgili bir anıt var. Türkçe'de o anıtta kitabe gördüm, Altay dağları. Ergenekon geçidinin orada o anıtı böyle bir plaketleştirerek. Sakarya Meydan Muharebesi'ne buradan 3 ayda gitmiş askerlerimiz. Böyle bir kitap çalışmasıyla beraber takdim etmek istedim. Çok sağ olun. Ordunun fındığı çok daha iyi diye duymuştuk. Ancak buraya geldiğimizde gerçekleri öğrendik. Ordunun fındığı da tabii çok güzel ama gerçek marka Giresun'da olduğunu burada öğrendik. Evet, değişik zamanlarda işte Kurtuluş Savaşı olsun, Birinci Dünya Savaşı olsun, Çanakkale Savaşı olsun, elbette ki halkımızın çok büyük desteklerini görüyoruz. Anadolu'nun işgali döneminde de fındığı ne kadar askerin beslenmesinde yer aldığını hep beraber burada gördük. O dönemde çok emeği geçen Giresun halkına, Karadeniz halkına, yine bugün burada bulunmaktan dolayı da yine çok müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. O dönemde katkı sağlayan vatandaşlarımıza yine şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki fındığımız var, iyi ki dünyada markayız. Herkesi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İsmail Kahraman Beyefendi'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu belgesele katkı veren herkesi kutluyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Ali, Sayın Bölge Komutanım, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörüm, İsmail Bey belgeseliyle fındığın hem ekonomimizde hem kültürümüzde sosyal hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok güzel vurguladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha sık bekliyoruz. Daha farklı belgesellerde saygılarımı sunuyorum efendim. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen Harşit savunmasının canlı şahidi siperler ve şehit mezarları Tirebolu, Esbiye, Güce ve Gümüşhane dağları ve yaylalarında birer ıslak imza olarak Kafkas cephesine canlı şahitlik yapmaktadır. Çok enteresandır, 1. Cihan Harbi 100. yılını devirirken 2017 yılında fındık yine ordu ihtiyacı olarak karşımıza çıkmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 388 ton kavrulmuş iç fındığı ordu ihtiyacı olarak almıştır. Aklımıza hemen Harşit savunmasını getiren bu olay göstermektedir ki, aradan geçen 100 yılda fındık, vatan savunmasındaki öneminden hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Ama fındık sadece savaş yiyeceği değil, barışın da vazgeçilmezidir. Fındık sadece askerlerimizi değil, toprağımızı da korur. Doğu Karadeniz yöresinde fındık, ekonominin bel kemiği demektir. Umut demektir. Bundan dolayı Türklerde eskiden beri kutlanan ve yöreden yöreye değişen hasat bayramlarının bir yansıması olan fındık bayramları,
Giresun'da da kutlanmaktaydı. Bu bayramlarda büyük şölenler yapılıyor, her kesimden insan senenin ilk fındıklarını heyecanla, coşkuyla karşılıyordu. 1926'da yayınlanan bir gazetedeki haber bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. Yeni sene mahsulü Giresun'un ilk fındıkları merasimi fevkalade ile ihraç edildi. 1926 senesinin yeni fındık mahsulünün ilk kısmı Ağustos'un 27. Cuma günü Giresun'da merasim mahsulü ile Cumhuriyet Vapuru'na sevk ve ihraç edilecektir. Pişmanlar doldu bugün, doldu boşaldı bugün. Gel kardeş, gel bacım, görüşelim. Ayrılık oldu bugün, yârim elinden, oy oy oy.